sultana ismi verilen bir komutan, paşalar tarafından özel olarak sunulur. Hangi amaçla? Anadolu'da milli bir mücadele başlatma amacıyla. Hiç sanmıyorum. Sana bu bilgiyi doğrularım. Ne yani? Sultanın karşısına çıkıp izin almadan Anadolu'yu teftişe mi çıktı? Ne yani? Boğaz gemilerinin, İngiliz gemilerinin bu işte hiç mi mani yok? Yeter! Ankara'dan yürüteceğiz Rauf Bey. Emredersiniz bacak. Bizi karşılamaya gelen bu halkı daha fazla bekletmeyin. Yapacak çok işimiz var. Amin. Allah vatanımızı koru. Bu vatan için cesurca göğsünü siper eden vatansever evlatlarına güç ve kuvvet ver. İslam'ın sancağının düşmesine müsaade etme ya Rabbi. Sayıyla karşılandığınıza göre bizi baş seçtiler demektir. Ankara hakikaten de milli mücadelenin merkezi oldu paşam. Merhaba efendiler. Arkadaşlar, buraya neden geldiniz? Millet yolunda can verme. Fikrinizde sabit misiniz? Andolsun. Ankara'mıza hoş geldiniz paşam. Paşam, kendileri Ankara müftüsü Börekçizade'ye rıfat efendim. Hacı Bektaşi Veli dergahında konaklarken Çelebi Celaleddin Efendi ve toz eşi Niyazi Salih Baba sizden çok söz etti. Anadolu'nun en güvenilir adamıdır dediler sizin için. Şan şöhret neye yarar paşa? Şehitliğe şehitlerimizi anmak için gelirim. Atalarımızın yolu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı programları çerçevesi içerisinde Türkiye Yüzyılı Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunu yaptığı tüm ülke genelinde Cumhuriyete Doğru tiyatro oyunu grubu bugün ilimizde eğitimcilerimizle, vatandaşlarımızla, halkımızla buluştular. İnşallah biraz sonra oyunumuz başlayacak. Çok gurur verici bir etkinlik. Milli birlik ve beraberliği sağlama, tesis etme, o duyguyu canlı tutma, Cumhuriyet'in değerlerini tekrardan hatırlatma ve bağımsızlığımızın ne kadar kutsal olduğunu, milli birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu inşallah bu oyunda mesajını alacağız efendim.